Ece, beğendin mi? Çok mantıklı alışverişler yaptım derken. Müthiş bir video. Bir şey diyeyim mi? Güzel göründü. Güzel oldu çünkü. Ben beğendim. Vallahi çok güzel yaptım. Günaydın. So find a way to... Yepyeni bir vloğa hoş geldiniz. Yine asla ne yapacağımı bilmediğim, hiçbir fikrim olmayan bir vloğu açmış bulunmaktayım. Ama ilk hedefim evdeki ağacı süslemek. Normalde işte Euroflora'ya gittim sabah. Floria diye simgeliyor sürekli. Euroflora'ya gittim. Şu arkadaki 3 poşet işte süs, yılbaşı topları falan filan aldım. Çok büyük hayallerle gitmiştim. Hatta bu vloğu en başında açmıştım ki hani oradaki alışverişi de göstereyim size falan diye. Ama insan iki bir şey bırakır be. Hani şu kız da alsın ağacını süslesin diye insan 2-3 tane değişik süs bırakır ya. Hiçbir şey kalmamış, sömürmüşsünüz. Hiçbir şey ve hani Euroflora dediğiniz yer en iyi yılbaşı süsü bulunabilecek, en çok çeşit olan, ıvır zıvır akaza girebilecek. Ya öyle bir yer diyorlardı işte. Neyse yine de güzel şeyler aldım. Az kalsın kendi boyumda bir Noel Baba alıyordum, böyle dans ediyordu. Son dakika vazgeçtim çünkü yani 2 hafta sonra başıma kalacak. Evde artık tek bir fazla şeye, canlılar da dahil buna, tahammülüm yok. Neyse ama ayrıca evdeki ağaca da çok sinirliyim. Yine online alışveriş bağımlısı bir insan olarak ağacı da online'dan aldım. Ya o ağaç 1.80 değil. O ağaç 1.80 ise ben de 1.80'im. Çünkü ağaç benim kadar. Ya da siz 1.80 boyunda olan insanlar artık 1.64'sünüz. O boy 1.80 ise ben var ya, ben net 1.78 falanım şu an. Neyse ama ağaç güzel biliyor musunuz? Yani parasını hak ediyor mu? Boy olarak hayır. Nereden gideceğim? Ha buradan. Boy olarak hayır ama şöyle düşünün. Kısa ama dolu. İçi dolu yani. Hani sağlam. Böyle dalları falan sağlam. Ben gibi düşünebilirsiniz. Kısa ama içi dolu. Sonra başka ne anlatabilirim size şu an? Ece... Pardon abi de yani ne yapabilirim yani. Ece şu an yolda. Geliyor birlikte ağaç süsleriz falan dedik, romantik. Can sette, o da set erken biterse gelmek istiyorum dedi. İnşallah set erken biter de o da gelir. Onun dışında başka bir gelişme yok şu anlık. Ha, İstinye Park'a gidiyorum. Zara Home'a falan bakacağım. Arda'nın kredi kartı bende. Storylerimi izlerseniz, izlemediyseniz haberiniz vardır. Ondan kamera için hafıza kartı istedim. Kart istedim. O da kredi kartını getirmiş. Ben de hiç bozuntuya vermedim. Aldım kredi kartını. Ve şu an onu harcıyorum. Çok mutluyum Arda'cığım. Teşekkür ederim. O stüdyoyu daha fazla süre büyütmezsen seni başka türlü masrafa sokacağım. Hadi neyse, İstinye Park'a gidelim. Hava da bok gibi. Böyle de denmezmiş ama bok gibi yani, ne diyeyim, çok mu güzel diyeyim. Müthiş mi diyeyim? Ben direkt eve geçtim çünkü bunlar elimizdeyken bir şey çekemezdim yani. Bence alışveriş yaptık mı? Hayır, garip olan yılbaşı süsü sadece şu 2 tane falan. Hayır, o da. Ha bu da, Noel Baba'ya da aldım bu arada. Şu da yılbaşı süsü, bunlar değil. Kendimi çok fena mutfak bir ev alışı, yani kahve makinesi falan aldım arkadaşlar bayağı. Bunlar da şimdi gelmiş. Yeterince eşya yokmuş gibi. Neyse, durun bir gireyim hemen. Bu arada bence yeni yıla girmek için çok mantıklı şeyler aldım. Kahve makinesi girmemeliydim mesela. Bu da çok önemli bir detay. Çok önemliydi benim için. Ece, beğendin? Çok mantıklı alışverişler yaptım derken. Sen gelmesen ben eve dönemezdim, eve biliyorsun değil mi? Eve dönemezdim, imkanım yok. Aptal, o evi tamamlayacak. Hayır, çünkü senin çok mantıklı dediğini duydum ve bunu gördüm o an. Bak mesela şimdi, evin havasını nasıl değiştirdiğine bak. Wow. Neyse. Neyse mo. Şimdi
Şimdi yemek siparişi verdik. O gelene kadar ben şu süsleri açayım, size bir göstereyim. Sonuçta vlog çekiyorum ya, amaç bu. Ona bir göstereyim size neler aldığımı. Sonra da süsleriz herhalde. Ha, bir de pijamalarımız var. Bu ağaç süsleme olayı için çok duygusal bir hareket yapıp Ece ile ikimize aynı pijamaları aldım. Ece giymek için çok hevesli çünkü şu an taytı dizine kadar düşmüş durumda. Neyse. Çok sinirli şu an. Ağacı yemediği için. Allah! Eyvah. Çeyizimi dizdim. Gold ve bronz ağırlıklı bir ağaç yapacağız. Çünkü sadece bunlar kalmıştı Euroflora'da. Şu kısım tamamen Euroflora. Ve kurdeleler aldım. Ağacı bol bol gösteririz diye. Şöyle tüyler aldım. Sarkıtırız dalların arasından diye. Şöyle iki geyik aldım. Evde yeterince geyik yokmuşçasına. Bunu ağacın altına koyacağız ama ağacın altına ve tepesine bir şey almayı unut. Tamamlarız sonra. Önemli değil. Şunlar Euroflora. Euroflora hepsi. Buradan sonrası Zarahom. Yani şu kısım. Ay ne fark ederse yani. Bunlar bayağı güzel. Komple aldım. Böyle duruyorlar. Hepsini aldım kalanları. Şu kırmızılardan da var aşağıda. Böyle artık hani yılbaşı ya, bir tık kırmızılık da olsun. Bunlardan sadece 2 tane kalmıştı. Bayağı üzüldüm. 4-5 tane istiyordum. Fiyatlar neymiş atıyorum bunların. Şunlar 39. Şunlar 45. Bunlar cam oldu. Ne anlarım ya benden. Şunları Muda'daki ağaçlardan söküp aldım. Bunlar ne kadarmış mesela? 54. Bir şey diyeyim mi? Ağaç bayağı masraflı bir şey düşününce. Küçük 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 birikiyor. Ama şey derler ya, ömürlük. Bunlar İngiliz Home'dan geldi. Yani geldi dediğim, online'dan almıştım. Bugün şansıma geldi. Bence güzel olacak ya. Güzel bir ağaç olacak. Bir de şunu kuracağız işte. Vay baba aldım. Aha, ağaç da bu. Güzel ağaç. Allah var güzel ağaç. Ama boyu yani. Bak şimdi neresine geldiğime bakın. Ben bu durumda 1.78'im işte. Ece, ağacın yanına geçsene be. Sen boyun kaç? Ay gel, pijamalarımızı gösterelim. Bakın bize. Bakmaya devam edin. Geç bakayım. Biri geçmiş zaten de hani. Sen yani 1.81 misin? 1.78'im. Bu ağaç 1.80 değil. 1.80. Benden 2 santim uzun. Sen şu an daha uzun görünüyorsun. Saçımla şampuan sen... hacimlensin diye işe yaradı demeli. Nereden başlayacağız? Şunu mu kursak ilk? Evet, ilk bunu yapalım. Tamam. Bunu o zaman geliyoruz bununla birlikte. 1-2... Ece çok korkunç. Gerçek gibi. Ben altına sıçarım gece bunu. Bir şey diyeceğim, çok korkunç. Bayağı. Biz ışığı yanlış yere mi kurduk dersin? Şurada mı altıydı acaba ışık? Evet, olabilir abi. Müthiş bir video. Ayaklarını takip ediyor. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Giydireceğim onu. Kıyafet var onu. Burada. Bacakları bu kadar kısa değil ki Ece, bunlar da bacak. Yok artık. Evet, uzun diyorum çok benim uzun kadar. İpleri nerede? Uzun? Senin kadar. Çok uzun Ece, benim kadar. Aptal! Hayır siz. Nasıl taktın bunları? Bunun burasından bir şey indi böyle. Ne alacaktı? Buraya mı girecek? Bekle o zaman. Yok kız, oraya içine... girmiyor mu? Hayır şöyle. Büyük oldu, oraya bak. Yok mu bunun şeyi? Bir tane kafasında var. Hayır hayır. Vücuda bağlayacaksak. Kılavuzu. Bu kadar para almayabiliyorlar. Sana kalsa hareket etmeyecek bu. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu kadar para almayabiliyorsunuz. İnsan bir kılavuz mulavuz bir şey koyar. Koymuşsunuz. Yani Çince ama. Şaka değil bu arada. Şuralarını şey yapacakmışız ya. Bir sıkacakmışız şunları. Neyle sıkacak? Bak. Beni uyarmadınız. Niye sıkmasak da olur. Olur bence de üstüne ama durur. Ama oynardı mı acaba hareketi de? Bir şey dans oldu. Ediyor muydu? Ediyor. Ama üst bedeni ediyor. O zaman tamam. Eminde tamam. Değilim. Deniz ya. Tamam, bunu şey nereye bağlayacağımızı bu. İşte ona. Şuna. Ona. Hayır kızım, bu belki gövdeye falan nereye bağlı? Bak şimdi kızım, bu kafasının şeyi bacaklarından gelen de buraya bağlanmalı aslında. Bak bu buraya oluyor. Ha, bir tane var. O zaman gövdesini de buraya işte. Gövdesi? Hayır, gövdesininkini de buna bağlayacağız. Çünkü bu... Aa, tornavida da vermişler yanında. Her kuruşunu hak eden bir firma. Euroflora. Ama insan bir yani açıklamalı kılavuz falan bir şey. Daha... Kamera bizi görüyor mu acaba? Biz bayağı aşağı. Daha ben sana bir şey göstereceğim, şok olacaksın.
ama dayanılık. Pijamam nerede yetti şu an? Oldukça seksiydi. Ha bak bir tanesi buraya, bir tanesi şuraya. Tamam bulduk işte. Bacak Ece buraya, hayır, kafa o, buraya. Aşkım hayır, o buraya çünkü komple bunun çalışıyor. Ona tamam. Batarya diyoruz bacak, biz. Bacak buraya işte bak. Tamam. Bacaklar buraya, kafa da buraya. Çünkü bu buraya uydu zaten. Bak bacak, aa! Bir kavga oldu orada. Tamam şimdi ne istiyorsun benden? Şimdi bacaklarına oturtacağız bunu. Verdikleri tonu bir de büyük. Başka bir şey içindir belki. Hadi gel, tut sen. Ters giydiriyorsun. Böyle böyle. Hı. Bunun boyu gitti. Bu kadar kısa değildi. Kafası da var işte. Ha dur. Ne? Dur be. Bir şey yapmıyorum ben. Ha? Yes. Oha. Çok iyi. Bak. Aa, çok iyi oldu. Uzun mu? Kablosu nerede? Orada. Hazır mısınız bilmiyorum ama evimizin yeni üyesi yeni yıla hazır. Başlatayım mı? Yap şovunu. Yapamadın. Az önce... Kısa sürüyormuş. Hiç parana geldi. Hazırsak eğer başlıyoruz. İlk etapımız kurdeleler. Ece'yi orada kurdele kesmesi için görevlendirdim. Ben de burada size kurdelelerin ne şekilde yerleştirilmesi gerektiğini göstereceğim. Daha önce hiç yaptım mı? Hiç yapmadım. Bağlasam mı acaba dalları? O da kim uğraşacak ya? Kurdele yapmasak mı? Dal gelmiyor aralarına. Kurdeleleri birileri parçalıyor zaten. Mumur dur. Sen daha pratik yapacaksın, inanıyorum. Ama o kadar aşağıdan başlamasan mı acaba? Şşşt! Ece kurdeleleri görelim diye takıldım. Ben yapamıyorum, sen süper yaptın ha. Vallahi müthiş yaptın. Aha, evet evet. Benim de buradaki görevim topların ucuna ip asmak, ip takmak olsun. Tamam. O zaman geliyorum. Bu ağaç için fazla süsümüzüm arkadaşlar. Evet. Var ya müthiş olacak. Ama var ya süsler müthiş müthiş. Sürekli süs yapmaya çalışıyorum Ece. Ve etiketlerini falan çıkarmadan yani. Bana şunun etiketlerini sökmeye alıştım. O jeni de olmaz o yani. Söküyorum Ece. Etiketle takılmaz o. Görsün insanlar ne kadar aldığımı. Kız ben bunu baştan 50 kere yaparım ama böyle olmaz yani. Neden? Sürekli yerlerini değiştirmek istiyorum. Blok çekiyoruz biliyor musun? Bir şey söyleyeyim mi? Ben kurdeleyi beğendim. Güzel oldu bence, güzel yaptı. Arkadaşlar Can da gelecekti bugün ama işte Leonardo DiCaprio'da bir sahnesi var. Arayayım mı onu? Evet. Sette ama açabilir mi bilmiyorum. Senin gibi halktan insanlarla muhatap olmayabilir yani. Var ya süper ağaç olacak. Ama onları nereye takacağız? Hayır bak bunları böyle fışkı... Dur deneyeceğiz ya. Yani. Neredesin? Takmanıza gerek yok. Gelmiyor musun? Neden? Buraya gideceğim şimdi. Ha. Sonra gelsem çok yakın olacağım. Bak. Öyle mi diyorsun? Zaten bir trafik baktım var ya aman Allah'ım evden gördüğüm kadarıyla yani köprü felaket. Benim evime 3 saat gösteriyor şu anda. Yemin et. Evet 3 saat 3 dakika gösteriyor. Hani ben de akşam gelmiş sonra sabah tekrar geri dönmüş olacağım yani. Evet doğru doğru. Doğru söylüyorsun. Geberik olacağım yani. Tamam o zaman yarın ya da sonraki gün şey yaparız. Görüşürüz. Tamam evet öyle. Tamam. Ayarlayacağım ben bugün. Tamam tamam. Tamam Miki. Öptüm. Ağacı süslüyoruz Miki. İyi süper. Tamam. İyi hadi öpüyorum. Tamam sizi. Tamam haberleşiriz hadi öptüm aşkım hadi bari. Bay bay. Bence... Dur
Allah'ım böyle hayal ettim. Belki çorbanca güzel durur. Durmaz Ece, kamerada bak bir görüntüsüne. Güzel durur gerçekten. Ne? Dolunca belki gerçekten güzel durabilir. Bunlar. Damla, o fikri bulan sensin zaten. Bir şey söyleyeceğim, bence de. Süst olduğu zaman onlar arada böyle zaten o kadar büyük çıkıp durmayacak. Şimdi tamam, boş biraz diye. Biraz süs takalım da. Tamam. Makas getirsene bir tane. Ne makası? Çekince çıkıyor bunlar zınk diye bak. Ha. Kasaya gidiyoruz biz şu an. Bak bu uzunlar da çok, aa, güzel çok duracak. Evet. Dur bunlardan alalım yanımıza. Bunlar biraz bir böyle bir... Ben... Yok ben beğendim. Yok güzel güzel de. Anında fikir değişti. Bunlar mesela, bunlar takılır mı? Takılır evet. O kadar büyük değil ki ağacımız. Kozalak da takacağım. Şu ikisini mutlaka canım benim. Ama nasıl taşıyacağım ben bunu? Şu ikisini mutlaka. Sipariş verdim az önce canım, sana. Çingizini mutlaka diyor ya. Tamam sen de zorlama, şuradan şuraya gidiyoruz bak. Bir şey söyleyeyim mi? Güzel görünüyor aslında. Evet ama daha çok boş Ece. Lütfen doğru koş. Bunlar da yani affedersin çük gibi olacak iki tane. Hangi? Bunlar. Yo hayır canım, o arada kalabalık olacak onlar. Güzel olacak ya, ben beğendim şimdiden. Kozalaklar güzelmiş Ece. Evet. Bunlara yer kalmayacak. Ay bu da çok karışık olacak. Kozalak kırmızı bu. O büyüğü takmıyor mu? Tamam. Hemen ikna oldum canım. Evet. Bak bunlar çok hassas noktam benim. Onları sona doğru takalım. Ay çok ne buluyorsak takıyoruz. Kime ne ya? Ben beğendim. Aa Ece onlar çok güzel. Verdiğim parayı kuruşu kuruşuna hak eden ürünlerden bir tanesi. Tıpkı geyikler gibi. Ve onlardan da 5 paket aldım. O anda kayıp. Ha bir onlar eksikti çünkü. Niye? Biraz gel seni kimse görmüyor. Ay sen de çekil o zaman. Neyse onu aç ne zaman süslemişti? Ben mi? Evet. Lisedeydim falan herhalde ya, 10 sene önce. Ben süsledim ama hani 5-6 süsle falan yani. Benim senin ağacına bir katkı olmuş muydu? Hayır. Hatırlamıyorum. Ben de. Bakınız, şu minikler bence dolu gösterecek ha. Ben de öyle düşünüyorum. Ama bence noktayı kesinlikle bu geyikler koyacak. Onları nereye koyacaksın? Altına, altına mı? Ama altı bomboş, bayağı boş. Bakın bunlar da Ece ve Can'ın bana Head & Shoulders işini tebrik etmek için gönderdiği çiçekler. Ece biraz paradan kaçmış ama ben bir şey uzun süre yapamıyorum. Yani max 10 dakika falan, sonra canım sıkılıyor. O yüzden... Çok yaşa. O yüzden böyle işler için genelde yanımda birini... Bu arada sen eve kaçta gideceksin? Yani işte 8 gibi. Çünkü ben kalanını da yapması için Sercan'ı çağırdım. Aa etiketle taktım. Tepe almayı unuttum, ona çok üzgünüm. Ne almayı? Tepe. Aa. Tepe'ye yıldız. Damla şunlardan o kadar çok almışsın ki. Bitmiyor. Şunlardan o kadar güzel görünüyorsun ki. Ha? Ve ağaç da çok güzel görünüyor. Uzak ya, o yüzden güzel görünüyorsun. Bayağı iyi görünüyorsun yalnız. Neler yapıyor? Uzak olduğunuz için çok iyi görünüyorsunuz. Yani çok manasız bir köşe. Tepe eksik, tepe. Biraz farklı olmadı sence de. Aşağıya ha. Yap onu öyle yap. Korkma korkma. Ne korkacağım be? Bak mesela böyle bir iki tane daha yapsak bence tatlı değiş... olacak. Ece kamera da çok, bak gerçekten o kadar kötü değil. Kamera da çok kötü görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor ama bence, ben beğendim. İyice mi kıvırayım şöyle? Evet böyle iyice kıvıracağım. Heh. Bak şöyle kıvırdım nasıl? Kamerasını... Şey gibi oradan bir kusmuk fırlamış tarzında duruyor. Sen inatla onları sokmaya çalışma. Ağaç kusuyor gibi. Ay ağaç mutasyona uğramış. Bazı dallar kalmış. Aa daha şey gelecek bunlara. Karlı dal aldım. Onları sakıcam. Ece takma onları, çok kötüler. Bence aslında kötü değil. Hayır ağaç kusuyor gibi. Bak o şekilde olunca kötü mü? Bak o çok çıkıyor. Bak şöyle yere düşüyormuş gibi olunca güzel. Bak bu bollaşınca hoş duracak. Tamam, diğerlerini de yere düşür o zaman. Her şeyi sana yaptım. Evet Damla'yla birlikte ağaç süsleyecektik.
Ay, ben çok yorgunum ya. Kendi ağaç alırdım zaten. Ay çok yorgunum. Bütün gün alışveriş yaptım. Ayağımı sallıyorum böyle. Bir de bunun altına da bir şeyler lazım. Bu hiç olmadı bu. İnatla takacaksın onları yani. Kullanacaksın. Şu sen nasıl büktün? Bu nasıl bir büküş? Aptal istesen yapamazsın onu. Hani ne tarafa yatırmak istediğini anlamadım. Bana bak, asla iş yapmıyorum. Elimde kamerası. Işığı falan çıktım. Ayarladım. Ama çok yorgunum. Ama ağaç bu taraftan bakınca boş yapmış. Hayır yani misafir gelse buraya otursa mesela. Hayır, misafir gelip o kapıdan buraya geçip kapıyı açsa. Ağaç boş. Buradan ağaç boş. İpleri tak da diğerlerinden takalım biraz. İşte budur. Dekorasyon. Bir şey değil mi? Güzel göründü. Güzel oldu çünkü. Ben beğendim. Vallahi çok güzel yaptım. Bir de bana bak, salona ring light falan kurdum ben. Bir de bir şey söyleyeceğim. Noel Baba yamuk. Yok, dans ederken o tarafa doğru kalmış. Bir şey diyeyim, vallahi güzel oldu. Çok iyi fikir o tüyleri almak. Helal olsun bana. Anne! Kaç o tüyleri kişi... sökelim. Bir şey söyleyeceğim. Sökelim o tüyleri, nasıl duruyor kaç tüylere kişi o tüyleri? Bir şey söyleyeceğim. O tüyler yılbaşı süslerinin arasında değildi. Onları yapay çiçek departmanında buldum. Departman kelimesini seçme. Bugün seçtiğim kelimelere biraz takıntılısın. Evet. Ama buna alış. Çok kitap okuyorum. Ece, süsler var bir sürü daha. Hani? Şurada var işte, daha iki paket daha var o, orada. Damla, ağacın üstünde en çok o süsten var şu an. En güzeli o çünkü, en çok ondan aldım. O çok simli, ben onu daha fazla tak. Ben çok seviyorum onu. İğrençsin. Ama sana kahve söyledim, boş durmadım. Merak etme. Çok yorgunum, bütün gün alışveriş yaptım. Bu arada gerçekten bugün iki yemek takımı, biblolar, kahve makinesi. Başka ne aldım ben? Bir şeyler daha aldım ya. Eyvah, Ece biri geldi yanıma. Allah! Acilen temas et. Saldırıya bu arada geldi. Patates temas bağımlısı ve kendini 2 kilo Ece bak bir. Anne masajı yapma sen, yapma. Ha, attı kendini. At kendini bir görsünler, at şöyle. Oh! Oh ya, oh ya. Ece, ben şu an açamıyorum biliyor musun? Kahvem geldi. Şuna bakar mısınız? Tüylerimiz çıkmadı hala. Güzel çocuk. Benim ne dediğimi duydun mu? Girebilirsiniz. Yeni bir şey çıkararak. Ama güvenlikten aranmadı. Evet. Neyse arkadaşlar, herhangi bir gelişme olursa geleceğim birazdan. Ece çalışmaya devam ediyor. O zaman 3... 2, 1. Kötü bir gelişme oldu. Görev insanı gidiyor ve ben ağaçla baş başa kalıyorum. Ağaç bitti zaten. Ben seni çok seviyorum. Mutlu yıllar. Ha ben... Ben de seni. Hadi görüşürüz yine. Yarın falan gelirim ağaç. Tamam. Hadi öptüm. Bay bay. Hadi bay bay. Pijamayla gidiyorum, bana bak. Ben de seni. Hoşçakal. İyi yıllar. Şimdi ben size bir güncelleyeyim. Bunu buraya aldım. Geyiği de süsleyeceğim. Sonra şuraları da süsleyeceğim. Hatta acaba diyorum ki ben işi abartıp şu tabloların içine böyle kırmızılı yılbaşı ruhunu yansıtan bir şeyler mi koysam diyorum. Dedim bitti, öyle bir şey yapmayacağım. Fazla şeyleri buraya koydum. Bunlar için kutu aldım, Trendy olan. Ha, bu arada daha kapıya bunu takacağız. Bu sene temamız gold olduğu için bunu da böyle bronze gold gibi bir şeyler seçtim. Ağaçla ilgili güncellememe gelirsek eğer, ağacı çok beğendim. Gerçekte kamerada olduğundan çok daha güzel ve böyle pırıl pırıl görünüyor. Tepesine bir fiyonk aldım. Gold. Onu da Trendyol'dan verdim. Oraya asacağız. Daha uzun görünecek. Bir de çok boş kaldı yukarısı. Aşağıda ya kutular koyacağım, ya halı alacağım, ya da böyle bir şey saracağım. Onu da sonra şey yaparız artık. Tabii bu müthiş büyük dokunuşlarımı görmezden gelmezseniz sevinirim. Şimdi müzik eşliğinde havalı bir şekilde süslerimi çekeceğim.
kendimi o içinde aşırı yayvan, böyle yapışık, yani böyle sümük gibi hissettiğim o pijamalardan kurtuldum. Cümlenin sonunu böyle beklemiyordunuz biliyorum ama neyse. Saat daha 7.30 ve kendimi o kadar yorgun ve uykulu hissediyorum ki, çünkü bunu da düşündüm, her şeyi düşündüğüm gibi. Aralık ayında havanın bu kadar güzel olması yüzünden. Çünkü normalde hava böyle güzelken hava 5'te değil, hani 7'de kararır. Neyse. Yarın sabah dişçi randevumuz... Dişçi değil, çok pardon. Diş hekimi randevumuz var. Anne ablaya gideceğiz. Neden diye... Ha, bu arada çoğu konuşuyorum fark ettiyseniz. Çünkü bu 2-3 günü birlikte yaşıyoruz. Doğal olarak sizin de şu an randevunuz var. Derseniz ki, Dana dişlerimize ne oldu? Ben çok diş sıkıyorum. Ve yaklaşık 1,5-2 senedir falan maseter botoksumu yeniletmedim, yaptırmadım. Öyle olunca da diş sıkmaktan diş eti çekilmesi, diş kırığı, diş, yani Allah ne verdiyse olmuş. Ve ben bunları dişlerim artık hayvan gibi böyle tepki verene kadar, ağlatana kadar, yani ağrıdan tabii ki de anlamadım. Ben bir mal olduğum için de yaklaşık bir senedir falan hiç diş hekimine kontrole gitmedim. Geçen hafta çok kötü ağrılarım başladı. Geceleri falan uyanıp böyle iki tane Apranax Fort falan içiyordum geçsin diye. Sonra bayağı gittim gerçi. İki kere gittim. Ama siz nereden bileceksiniz bunu? Yani doğal olarak. Neyse. Birazdan dizi izleyerek bayılırız. Belki biraz cilt bakımı falan. Çünkü bütün gün suratımda böyle size vlog çekeceğim diye kapatıcılarla gezdim. Normalde hiç gezmem. Ay durun biraz dinleneyim, bir kahve içeyim falan, bir şeyler yapayım, bir fake hesaplarıma bakayım. Keşke oraları da size çekebilsem ama yarın size aldığım yılbaşı hediyelerimi göstereyim. Kendime aldım hediyeler. Hepsini kendime aldım. Belki birilerine de alırız. Bye. Bay demesem mi ya? Bir dakika. Sürekli bay diyorum. Millet nasıl çekiyor bu vlogları? Mesela her sahne geçişinde bay deyip bir yerde mi çıkıyorlar? Yo, çat diye geçiyorlar. Ben de çat diye geçeceğim. Bakın şimdi. Çat. Günaydın. Hava bakın tam anlamıyla bok gibi. Dün de böyleydi ama bir güneş vardı, bir şeydi, akşam konuşmuştuk işte bu konuyu. Şu an tam anlamıyla bok gibi. Bir de ben 8.30'da uyandım. Duşa muşa girdim. Kuaför geldi. Fön çektirdim. Niye böyle bir şey yaptım? Hiçbir fikrim yok yani. Hayatı bu kadar da sevmiyorum açıkçası da. Neyse. Kanal tedavisine gidiyoruz. Yani kaç kere? 2 kere falan yaptırdım galiba kanal tedavisi. Hiç canım acımadı. Hiç yani. Ya anestezi sonuçta acımıyor canım. Yine geriliyorum. Yine geriliyorum. Ki ben ne bıçakları altına yattım? Maddi ve manevi. Yok öyle değil yani. Hem fiziksel hem psikolojik. Ne bıçakları altına yattım? Ama işte o dişçi koltuğu denilen koltuk var ya, o işte bu. Bu korku, o korkusu. Dişçi korkusu göt korkusuna benzemez. Neyse ya, of. Gidelim halledelim. Diş hekimine gitmek için de bu kadar hazırlanan bir ben varım herhalde. Anne ablacığım beni hayatına bir kez olsun güzel gör istedim gerçekten. Yani o kadar kötü hallerde gidiyorum ki. Saygısızlık. O bakımdan yani. Bak havaya bak. Bak. Nazar değdirdim. Dün akşam o kadar güzel şeyler söyledim Aral'a. Nazar. Ben onları söylemeseydim biliyorsunuz. Müzik koyabilir miyiz? Biraz sabah romantizmi yaşayalım. Hop! Evdeyim. Hem de 32 diş. Hiçbir şey hissetmedim. Sıfır. Her zamanki gibi ilk 5 dakika çok gerginim, sonra gerçekten uyumak üzereydim. 1,5 saat falan sürdü. Kanal tedavisi, üstüne dolgu yapıldı. Pazartesi tekrar gideceğim. Hem kontrol hem de işte altındaki benim boşluk var ya, doğuştan gelen, daha doğrusu artık ne zamandan gelen bilmiyorum. Oraya lamine. Yapacağız işte. Oraya bir şey yapacağız. Orayı da dolduralım böyle. Doktorumdan da mükemmel uslu bir hasta olduğuma dair övgülerimi alıp eve geldim. Yok. Eve gelmedim. Acar kendi bir arkadaşımın yanına uğradım. Sonra eve geldim. Saat 4 falan diye düşünüyorum. Bayağıdır saate bakmadım. Neyse, kahve yaptım. Şimdi biraz Noah Baba ile ilgilenmemiz lazım. Onunla bayağıdır ilgilenmedim. Bu arada evin bir yerlerinde çiş kokusu olduğuna yemin edebilirim. Bu konuda artık usta oldum. Ama kokuyu girişten alıyorum. Evin girişinden, ama burada işeyebilecekleri hiçbir şey yokken. Koliler var. Kolilere de işeme uyları yok. Şu montu şimdi koydum. Önceden olsa net işerlerdi. Acaba Noah Baba onun bacaklarına falan işemiş olabilirler mi? Bazen sinirlenince kıyafet ve kumaş tarzı ya da poşet. Kime ne açıklıyorum ben şu an ya? Ama bunu görmeye hakkınız var. Patates gel. Gel göbek. Allah. Bakın ya.
Bakın ince belli kızıma bakın benim ya. Belini gösteriyor. Evet. Patates çok şişman olduğu için kaka yaptıktan sonra poposunu kendi temizleyemiyor. Ben temizliyorum ve aşırı mutlu oluyor. Evet, seninle bahsediyorum. Tut kaçabilir. Tamam be. Gel buraya. Yürüyüşünü göster. Elini al görelim. Yürü be. Bu da en son üyelerimizden bir tanesi işte. Neyse oyna. Dur. Oyna bakayım. Sana burada dur diye para vermedim. Ho ho ho. Merry Christmas. Ho ho ho. Merry Christmas. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Sonra çok irite ediyor, rahatsız ediyor. Gereksiz sinirini hiç anlamıyorum. Cidden hiç anlamıyorum onu. Hani bazı kilolarına bağlayacağım. Düşünce evet, ben de kilolu halime daha agresif ve daha saldırgan bir insanım. Ama hakarete uğradığım için olabilir. Hakarete uğradıkça hakaret ediyorsun. Hak mı verdin şu an bana? Sana bu evde hakaret eden yok. Ayrıca şu temas bağımlılığı olayına bir son vermemiz lazım. Böyle yaşayamayız. Şu kadar koltukta, burada yaşıyoruz sen. Nasıl bir temas? Kendini 2 kilo sanması dışında çok da bir sorun yok. Evet, evet, bayağıdır uzaktık. İyi oldu böyle geldin. Bayağıdır çok uzaktık. Çok korkmuştum seninle temas edemeyeceğim diye. Biraz daha gel öyle. Öyle kurtulamazsın. Heh. Tabii canım, yat. Yastığa yat ama. Olur mu öyle? Koçum. Yat yastığa. Heh. Aşırı bir sevgi bağımlısı, şaka bir yana. Bütün gün böyle yatıyor. Oh. Hadi uyuyalım o zaman biraz. Bir 15-20 dakika uyuyalım, sonra da yemek yiyelim. İnanılmaz benim kedim sadece yemek yiyip uyuyor. Keşke sadece ben de yemek yiyip uyusam. Bu arada hazır patates de yanımdayken şöyle onunla ilgili birkaç tane tweet okudum. Daha doğrusu benim şişman kedi güzellemesi yapmamla alakalı birkaç tweet okudum. Hani ne yapayım? Hani bu kedi obez, bu kedinin kolesterolü var. İşte bu kedi yakında ölür falan mı diyeyim yani hani internette. Orada eğleniyoruz yani. Komik bir kedi sonuçta. Ha bu kadar çok patatesi düşünüyorsan hani bana laf etmek için değil yani hani. Patatesi bu kadar çok düşünüyorsanız içiniz son derece rahat olabilir. Biz onun sağlığı için her önlemi alıyoruz. Yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Yani rahat bir uyku çekebilirsiniz onu çok düşünüyorsanız. Ne yapayım şimdi ben bunu güzellemeyi? Ne yapayım? Şuna bakın. Bütün gün böyleyiz. Ne yapabilirim? Bu kedi yemek yemeyi çok seviyorsa. Neyse yani öyle. Rahat olun diye dedim. Bayağıdır ağacımı göstermiyordum. Bayağıdır görmediniz. Yaklaşık 8-9 dakikadır falan. Bir de tamamlansa, şu tepeye de bir şey takılsa falan. Of yani. Aa bir dakika. Bir dakika dur oğlum. Bunun beyaz dalları geldi. Ama beyaz dal takacak yer yok ki bununla. Kalmadı yani artık. Daha fazla uzunlayacağım mı acaba? Nereye takacağız beyaz dal? Ay neyse ya arkadaşlar. Şu an hiç uğraşamayacağım. Biraz uykum var. Biraz uyuyayım. Günaydın. Güzel bir uyku çektim. Uykudan sonra biraz şu çenemi yoldum. Ufacık bir sivilceyi büyük bir yara haline getirdim. Yılbaşı planı yaptık. Serhat, ben, Gülnur ve Yiğit Amerika'ya gidiyoruz. İnşallah bir aksilik çıkmazsa. Ve orada böyle galiba 2 blokla falan döneceğim. O yüzden de bayağı bir mutlu oldum. Yani bu kanalda uzun zamandır değişik bir yerlere gitmiyor ve değişik aktivitelerde bulunmuyorduk. O yüzden bayağı mutlu oldum. İnşallah bir aksilik çıkmaz ve sağ salim gidip döneriz. Yani Serhat'la ben kesiniz biletleri aldık. 30'unda uçuyoruz. Kesiniz derken yine
Yani şu an kesin görünüyoruz. Gülnur ve Yiğit bizden önce gidip bizden önce dönebilir. Ya bir şeyler varmış işte. Sonuçta biz gidiyoruz yani Gülnur'cum. Biz gidiyoruz. Planı seninle yapmıştık ama sen neredesin? Yoksun. Yoksun. Ama Amerika'da seni tabii ki de görmek isterim. Sonuçta aramızdan birinin mekanları, rezervasyonları, ne bileyim, her şeyi düşünmesi lazım. Neyse. Yeni yıl demişken kendim aldığım yeni yıl hediyelerini göstermek istiyorum. Çok beğendim. Bayağı beğendim. Bakınız şimdi. Bu doğum günü hediyemdi. Biliyorsunuz. Bunu da yeni diyetisi... yeni yıl hediyesi olarak seçtim kendime. Bunu da... Ya bunu da bir şey hediyesi olarak... Neyse. Buna bayıldım. Bir de bunun sapları var. Askıları yani sapları dediğim. Aşırı güzel değil mi? Çok beğendim. Ha, bir de bu. Bunu da çok uygun bir fiyata bulduğum için sanırım bu eski sezon diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani büyük de konuşmayayım. Hiç anlamam böyle sezon olaylarından. Bunu da bayağı beğendim. Bu kapıyı storylerde görüp soranlar için ufak bir açıklama yapayım mı? Hani belki uykularınız falan kaçıyordur bu yüzden. Kediler, böyle avutuyorum kendime, bu halıyı kedi kumu sanıyorlar. Şaka değil. Bu halı iki kere falan baştan değişti. Çünkü koku sindiği için. Ben de bunu yapmaya mecbur kaldım. Arada bir böyle diğerlerine göstermeden işte bir tanesini sonra diğerini falan yaktırmadan yanıma alıyorum. Ve günün son aktivitesi olan cilt bakımı. Şöyle bir kit aldım. Bence o da karşıma çıktı. Bir deneyeyim dedim. Önce anladığım kadarıyla bu yağ kontrol kağıtlarıyla cildimizi bir arındıracağız yağdan. Burada niye görmüyorsun şu an? Allah Allah. Kamerayı bozdum galiba. Nerede? Sana söylemiştim. Büyük stüdyom olmazsa seni çok daha fazla masrafa sokacağım demiştim. Sonra göz maskemizi. Bu değil mi? Evet. Sonra göz maskesi. Aa, kameraya bir şey oldu. Sonra da yüz ve yani göz ve ağız maskemizi yapacağız. Yapacağım ve deneyimlerimi paylaşacağım. Önce ayılmam lazım. Bir yüzümü yıkayayım. Sonra geliyorum. Tatam! Hiç beni böyle bekliyor muydunuz? Bilmiyorum ama maskelerimi yaptım, duşumu aldım ama saçlarımı yıkamadım. Çünkü yasak başlamadan bir an önce evi terk etmem lazım. Bugün bir kız arkadaşıma gideceğim. Sizi onunla tanıştırdım mı acaba? Devam etsem mi vloga diye düşündüm de yok. Tamam. Bu vlogu burada kapatacağım arkadaşlar. Yani bu şey bir vlogtu benim için. Tabii Amerikalılar falan gelecek ya şimdi. O yüzden şu şöyle bir vlogtu. Hadi bir çekeyim böyle 2-3 günden böyle ufak ufak kareler falan. İnşallah beğenmişimdir, yüklemişimdir ve şu an izliyorsunuzdur ve siz de beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Haftaya çok güzel bir yemek videosu var. Biriyle yemek yapıyorum ama kimle? Bir sonraki hafta galiba tekrar yemek yapıyorum. Ama o kimle? Tahmin edebilirseniz aşağı yorumlarınızı beklerim. Daha fazla samimiyetsizleşmeden burayı terk ediyorum. Vallahi hepinize öptüm. Bye. Beğendim kendimi ya. Şuradan bakalım. Vallahi beğendim. Bu işi biliyorsun kızım.